Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Maide suresinden devam edeceğiz. 14-16. ayetleri okuyacağız. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. وَمِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَ اَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ Biz Hristiyanlarız diyenlerden de biz söz aldık. فَنَسُوا حَظَّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ Ama onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerden, kendilerinin uyarıldığı şeylerden pay almayı, bir nasip almayı unuttular. فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ Ve biz de bunun üzerine kıyamet gününe kadar onların aralarında bir düşmanlık ve bir buğz meydana getirdik. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Allah onlara sanat haline getirdikleri şeyleri tek tek haber verecektir. Değerli izleyenlerim, daha önceki bir bölümde Allah-u Teala benzeri bir üslupla Tevrat ehlinden misak alındığını, yani Yahudilerden misak alındığını, söz alındığını ama onların Tevrat'tan tam pay almayı unuttuklarını ifade etmişti. Burada benzeri bir üslupla biz Hristiyanlarız diyenlerden de söz aldık ama onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerden pay almayı unuttular. Cenab-ı Hak onların da durumunu böyle ifade ediyor. Tabi bunu anlamak için biraz kendimize de aslında bakmakta fayda var. Yani Kur'an-ı Kerim'den biz bunları okurken vay be işte Yahudiler Tevrat'a doğru dürüst muhatap olamamışlar. Hristiyanlar İncil'e doğru dürüst muhatap olamamışlar. Ne kadar nasipsiz insanlar. Hatırımıza bu gelebilir ama hani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla türünden bir ifade vardır ya. Kur'an-ı Kerim'in bu ifadelerini okurken acaba biz Müslümanlar olarak Allah'ın kitabından pay almaktan ne durumdayız? Allah'ın kitabına ciddi muhatap olabilmiş miyiz? Bu noktada kendimize de şöyle bir bakmak gerekir. Kur'an-ı Kerim tarihi bize gösterirken, tarihten olayları bize anlatırken nazarları aslında bize de çevirmiş oluyor. Yani bu durumda siz de kendinize bir bakın. Acaba siz ne durumdasınız? Mesela Fatiha suresi, bir Müslüman günde 40 defa bunu en azından tekrar eder. Namaz kılan bir Müslüman. Ömür boyunca da 1 milyona yakın bunu tekrar etmiş olur. Ama 1 milyona yakın tekrar etmekle beraber Fatiha'nın anlamını dünyada bilmeden giden nice Müslüman kardeşimiz de bulunmaktadır. Bu bize şunu gösterir. Demek ki bizler de Allah'ın kitabına muhatap olmakta tam yeterli değiliz. Ve Allah'ın kitabına muhatap olmak o kadar da çoğu insanın gündeminde değil. Günlük gazetesini okuyor. Bir takım başka kitapları okuyor. Televizyona bol miktarda vakit ayırıyor. Ama öte yandan acaba Allah bize ne demiş? Allah bize neleri anlatmış? Neleri emretmiş? Neleri yasaklamış? Pek çok Müslüman bunları pek de düşünemiyor. Allah'ın kitabına muhatap olmak onun öncelikli hedeflerinden değil. Hayatında başka hedefler var. Ve Arapların tabiriyle El-Kur'an fi vadin ve nahnu fi vadin ahar. Kur'an bir vadide ama biz başka bir vadideyiz. Dolayısıyla işte Hristiyanları nazara veren bu ayeti okuduğumuzda işte onlar kendilerine hatırlatılan şeylerden öğüt almayı unuttular, pay almayı unuttular. Bunu okurken kendimize de şöyle bir bakmak ve kendimize bir çeki düzen vermek gerekiyor. Acaba bu manada baktığımızda ne durumdayız? Allah'ın kitabına ne kadar muhatap oluyoruz? Elhamdülillah şu anda televizyonların bir kısmında tefsirle ilgili programlar var. Kur'an'ı anlatan programlar var. Radyolarda yine Kur'an'ı anlatan programlar var. Camilerde Kur'an-ı Kerim anlatılıyor. Hutbelerde, vaazlarda anlatılıyor. Özel sohbetler oluyor. Ev sohbetlerinde bir takım gruplar halinde yapılan çalışmalarda Kur'an-ı Kerim yine anlatılıyor. İnsanımız Kur'an-ı Kerim'den payını artırmaya çalışıyor. Bunlar güzel gelişmeler. Ama acaba gerçekten yapılması gerekenler tam yapılıyor mu? Gerçekten insanımız Kur'an'a muhatap olabiliyor mu? Bu noktada herkes kendini sorgulayabilir.
Ve bu sorgulamanın neticesinde önce Kur'an-ı Kerim'i düzgün bir şekilde okumak, ardından okumuş olduğu Kur'an'ı anlamaya çalışmak, ardından Kur'an-ı Kerim'de bildirilen hükümleri uygulamaya çalışmak ve bir başka merhale de öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşmak, Kur'an'dan istifadelerimizi başkalarına da söylemek, aktarmak. Bunlar hepsi Kur'an'la alakalı çok güzel paylardır ve bu noktada hissemizi almamız gerekir. İşte Allah-u Teala Hristiyanların İncil'den tam pay alamadıklarını, İncil'e tam muhatap olamadıklarını bize anlatıyor. Ve ardından da diyor ki فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَ وَالْبَغْضَاءَ. Biz onların aralarına düşmanlık ve buğz koyduk. اِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ, kıyamet gününe kadar. Burada beynehum derken Hristiyanların kendi aralarında anlaşamamaları, kendi aralarında değişik mezheplere bölünmeleri, bu anlaşılabilir. Veya daha öncesinde Yahudilerden bahis vardı. Yahudilerle onlar arasına bir kin, bir düşmanlık koyduk. Bu manada anlaşılabilir. Her ikisi de doğrudur ve ayet her iki şekliyle anlaşılmaya müsaittir. Hristiyanların kendi aralarında tam bir birlik sağlayamamaları, bu da tarihi bir realitedir. Gerçi İslam dünyasında da değişik mezhepler var. Mesela ülkemizde Hanefi, Şafii gibi mezhepler var. İslam dünyası çapında baktığımızda Maliki, Hanbeli gibi başka mezhepler de var. Ve Şia tarzında Ehl-i Sünnet'ten daha farklı bir tarzda başka bir mezhepte bulunmakta. Ancak İslam dünyasındaki bu farklı mezhepler tarih boyunca pek de problem olmamıştır. Cüz'i bazı olaylar dışında Müslümanlar mezhep çatışması içine girmemişlerdir. Ve günümüzde de böyle bir mezhep çatışması söz konusu değildir. Mesela ülkemiz açısından baktığımızda Hanefi olan birisi imam olduğunda Şafii olanlar ardında dururlar, namazlarını kılarlar. Şafii olan biri imam olduğunda Hanefiler onun ardında namazlarını kılarlar. Herhangi bir problem söz konusu değildir. Ancak Hristiyanlarda Katolik mezhebi, Protestan mezhebi, Ermeni kilisesi, Süryani kilisesi gibi, Anglikan kilisesi gibi birbirinden epey farklı ekoller meydana gelmiş, mezhepler meydana gelmiş ve bunlar arasında asırlarca süren bir takım çatışmalar, bir takım savaşlar meydana gelmiş. Günümüzde de bunlar yine müstakil birer mezhep olarak devam ediyor ve aralarında derin uçurumlar denilebilecek şekilde mesafeler söz konusu. Ve bu açıdan baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesinin manasını günümüzde de görmekteyiz. Kıyamet gününe kadar biz onların arasına bir düşmanlık ve buğz, kin koyduk diyor Cenab-ı Hak. Ve Allah-u Teala onların sanat haline getirmiş oldukları şeyi diğer alemde haber verecektir. Yevme tübles serair sırrıyla o gün sırlar ortaya çıkacak. Kimin haklı, kimin haksız, kimin doğru, kimin eğri olduğu bilinecektir. Ya ehlel kitap, ey kitap ehli, ey kendine kitap verilmiş olanlar. Kad ca'akum rasulüne, size bizim elçimiz geldi. Yübeyyinu lekum kesiran mimma kuntum tuhfuna minel kitap. Kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu size beyan ediyor. Ve yafu an kesir, ve çoğundan da vazgeçiyor, onları size söylemiyor. Burada peygamberimizin gelişi nazara veriliyor ve peygamberimizin geldiğini ve onlara kitaptan gizlemiş oldukları bir takım şeyleri haber verdiğini ama bir kısmına da temas etmediğini Cenab-ı Hak bildiriyor. Malum peygamberimizin gönderilmesi artık son peygamberin gönderilmesi olayıdır ve peygamberimizin gelmesi diğer dinlerin hükümlerini ortadan kaldırmıştır. Nasıl ki yeni bir kanun maddesi çıktığında önceki kanun maddesi yürürlükten kaldırılıyor. Her ne kadar Tevrat, İncil Allah'ın kitabı olmasına rağmen bunlar zamanla tahrif olduğundan Kur'an'ın gönderilmesiyle, peygamberimizin gönderilmesiyle onlardaki hükümler lağvediliyor ve dolayısıyla bütün insanlık bir tek peygambere muhatap kılınıyor. Bir tek peygamberin ümmeti haline getiriliyor.
Bu noktada alimler ümmeti iki kısımda değerlendirmişlerdir. Ümmeti davet, ümmeti icabet. Ümmeti icabet, peygamberimize icabet edenler. Yani Müslümanlar. Müslümanlar peygamberimizi peygamber olarak kabul etmişlerdir ve ona icabet etmişlerdir. Ümmeti davet ise kendilerine İslam'ın daha ulaştırılması gereken kimseler, davet ehli olan kimseler, bütün insanlık, bütün insanlık bu noktada peygamberimizin ümmetidir. Ama bir kısmına davet henüz ulaşmamıştır. Bir kısmına da davet ulaşmakla beraber kabul etmemişlerdir. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ yani muhakkak ki size Allah'tan bir nur geldi. وَكِتَابٌ مُّب۪ينَ ve apaçık bir kitap geldi. Hak ve hakikati beyan eden, gerçekleri açıklayan bir kitap geldi. Burada Allah'tan size bir nur geldi. Allah'ın kitabı bir nurdur aynı zamanda. Yani Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisi nurdur. Güneş nasıl ki bir nurdur, dünyamızı aydınlatıyor. Peygamberimize gönderilen Kur'an-ı Kerim de aynı zamanda bir nurdur. O da kalp dünyamızı, akıl dünyamızı, ruh dünyamızı aydınlatmakta. Ve bu şekilde baktığımızda diğer önceki kitapların, semavi kitapların da kendi devirlerine bakan bir nur olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve o kitaplar da önceki dönemlerde insanları aydınlattılar. Ama Kur'an-ı Kerim ile Allah-u Teala son evrensel mesajını gönderdi ve bunu bir nur kıldı. O nur ile insanlık alemini aydınlatıyor. Ve aynı zamanda bu Kur'an-ı Kerim bir kitab-ı mübindir. Yani her şeyi apaçık beyan eden, her şeyi, gerçekleri ortaya koyan bir kitaptır. Yehdi bihillahu men ittaba rıdvane. Allah onunla rızasına tabi olanlara yol gösterir. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği yol gösterici olmasıdır. Ve Allah'ın rızasını takip eden, Allah'ın rızasına uymak isteyen kimseler için Kur'an-ı Kerim bir rehberdir, yol gösterir. Malum bir yola çıktığımızda rehbere ihtiyacımız da olur. Ve bu rehber doğrudan bir şahıs olabilir veya bir turistlerin elinde gördüğümüz tarzda yol haritası gibi başka bir rehber olabilir. İşte Kur'an-ı Kerim yol haritası, nerede ne yapmamız gerektiğini, hangi şeyin helal, hangi şeyin haram olduğunu, hangi şeyler yenilir, hangileri yenilmez, neler içilir, neler içilmez, bu gibi şeyleri bize bildiren bir kitap. Dolayısıyla bu manada Kur'an'a muhatap olabildiğimizde Kur'an-ı Kerim bize hak ve hakikati beyan ediyor. İşte şu helaldir, bu haramdır, bunları ortaya koyuyor ve böylece biz Kur'an'ın hidayetine tabi oluyoruz. Bakara suresinin başında Allah-u Teala hudellil müttakin, Kur'an-ı Kerim'le alakalı böyle ifade ediyor. O müttakiler için bir hidayettir. Yani Kur'an'a tabi olanlar belki başlangıçta müttaki değil, başlangıçta takva sahibi değil. Ama Kur'an-ı Kerim'e uymanın neticesinde zamanla takvayı elde ediyorlar ve müttaki kimseler haline geliyorlar. Gerçekte ise Kur'an-ı Kerim hudellin nas'tır. Bütün insanlara yol gösterir. Ama Kur'an'dan asıl istifade edenler, ona tabi olan, onun hidayetiyle amel eden kimselerdir. Yoksa diyelim elimizde bir ışık var, ama olanlara o ışığı tuttuğumuzda onların gözü bundan bir şey algılayamaz ve o ışık onlara bir fayda vermez. İşte Kur'an-ı Kerim, sen körlere bir şey gösteremezsin, sen sağırlara bir şey duyuramazsın diyor. Bazı insanlar manen kör, manen sağır olmuşsa elbette peygamber de onu anlatsa, Kur'an-ı Kerim de ona gelse muhatap olamayacaktır, istifade edemeyecektir. Ama Kur'an'a gerçekten tabi olanlar, Allah'ın rızasını arayan kimseler Kur'an-ı Kerim'in hidayetinden, yol göstermesinden fevkalade istifade ederler ve eğri büğrü yolların olduğu ortamlarda dosdoğru bir yolda yollarına devam ederler. Yehdi bihillahu menittebâ rıdvâne, Allah rızasına tabi olanları onunla sevk eder. Sübüle selam, selam yollarına, selamet yollarına onları sevk eder. Ve yuhricuhum minaz zulümâti ilen nur bi iznihi,
ve kendi izniyle onları zulümattan nura çıkarır. Yani onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ve yehdihim ila sıratın müstakim ve onları dosdoğru bir yola hidayet eder. Değerli izleyenlerim, burada Kur'an-ı Kerim bize ne getiriyor, neler kazandırıyor açık bir şekilde görmekteyiz. Allah'ın rızasını talep ederek Kur'an'a sarılan kimselere Kur'an-ı Kerim yol gösterir. Peki onları nereye sevk eder? Sübüle's-selam, selamet yollarına. Ve çok güzel bir ifade bu. Selam yolları, selamet yolları. Selam aynı zamanda Allah'ın isimlerinden birisidir. Selamet veren gibi bir anlamı bulunmakta. Dolayısıyla Allah'ın yoluna bizi sevk eder. Ve cennetin isimlerinden birisi Darüsselam'dır. Selamet yurdu. Tümüyle selamın, esenliğin hakim olacağı, tam bir huzurun, itminanın olacağı diyar. Kur'an bizi oraya sevk eder. Allah'ın yoluna, cennetin yoluna bizi sevk eder. Ve insanları zulümattan nura çıkartır. Zulümat derken zulümat çoğul gelmiştir. Karanlıklar çoktur. Cehalet bir karanlıktır. Günahlar başka bir karanlıktır. İmansızlık başka bir karanlıktır. Kur'an-ı Kerim bütün bu gibi karanlıklardan bizi kurtarır. Bu gibi karanlıklardan bizi çıkartır. Ve küfrün karanlığından imanın aydınlığına, cehaletin karanlığından ilmin aydınlığına ve günahın karanlıklarından itaatin aydınlığına bizi sevk eder. Ve diğer taraftan ve yehdihim ila sıratın müstakim, dosdoğru bir yola onları sevk eder. Eğer Kur'an'ı bilirsek, Kur'an'da gösterilen yolu iyi bilirsek, o yoldan gidersek dosdoğru bir yolda gitmiş oluruz. Fakat diğer türlü insan kendi aklına göre veya bazı şahısların yönlendirmesine göre hareket edecek olursa doğru yol, doğru bir yolda değil, eğri yollarda yoluna devam edecektir. Ve o yollar onu karanlığa götürecektir. O yollar onu selamet yollarına değil, Darüsselam'a değil, cehenneme doğru sevk edecektir. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın dosdoğru yolunda daim ve kaim eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.